Üçüncü kavrama testimizdeyiz. İlk sorumuza bakalım. Bir teflon yapısını görüyoruz burada. Polimerleşme tepkimi sonra karşımıza geliyor. X monomer, Y ise polimerik malzemedir. Y yapışmayan yani teflon dediğimiz yapı tava tencere yapımında kullanılır. Cevabımız E seçeneği olur. Doğal ya da yapay olabilir. Araç lastiğinde kullanılıyorsa bu polimer kauçuk polimeridir. Cevabımız B seçeneği olur. Hangisi polimerlerin olumlu özelliklerinden değildir? Hafif esnek ve dayanıklı olması olumlu. Üretim maliyetlerinin düşük olması da yine olumlu özellik. Dayanıklı olmalarından dolayı doğada kolaylıkla parçalanmaması olumsuz özelliktir. Çünkü doğada kolaylıkla parçalanması doğa için olumlu özellik olacak. Doğu polimer ısı ve elektrik akımını yetmemesi yine olumlu özelliktir. Yoğunlukları küçük olduğuna taşıması ve depolanması kolay olur. Cevabımız C seçeneği gelir. Geri dönüşüm sembolü plastikler, metaller, camlar ve kağıtlar hepsi için kullanılabilir. Cevabımız E seçeneği olur. Pencere çerçevesinin yapıldığı madde polivinil klorür. Yani e, vinil klorürün polimerleşmiş halidir. Monomerin adı vinil klorür olur. Poli, formülü CH2 CHCl şeklinde olacak. Üzerinde de PVC işaretinin bulunması gerekir. Cevabımız E seçeneği olur. Polimerin geri dönüşümlerinin avantajlarından değildir denilmiş. Enerji tasarrufu sağlar. Bu ifade hatalı. Nüfus artışı ile tüketim arasındaki dengeyi korur. Ülke ekonomisine katkı sağlar, çevre kirliliği azaltılır ve hem madde ihtiyacı da azalmış olur. Burada doğru cevabımız A seçeneği gelir. Polimerlerin onun özellikleri ve sağlığı yararlı sonuçlar verilmiştir. Hangileri doğrudur? Geri dönüşte bir olmaları çevre kirliliğini azaltıcı bir sonuç doğurur. Hafif ve kolay işlenebilir olmaları, kolay işlenebilir olması ham madde ihtiyacını da azaltacaktır. Isı ve elektriksel yalıtkanlıkların olmalarının enerji tasarrufu sağlamak gibi bir önemli artısı var. Doğru cevabımız E seçeneği gelir. Geri dönüşümün başlıca avantajlarına bakarsak kan madde ihtiyacı azalır. Enerji tasarrufu da sağlanır. Çevrekili önemli ölçüde azaltılır. Ekonomik katkıda ülke ekonomisine katkı sağlanır. Cevabımız E seçeneği olur. Verilen molekülün belli koşullardaki polimerleşmesiyle polivinil klorür elde ediliyormuş. O zaman şurası klor. Şuralarda hidrojen atomları olacak. 3 tane hidrojen 1 tane klor olur. Burası x hidrojen Y ise klor atomu olacak. Oyuncak yapımında bunu e, oyuncak oyuncak yapımında polietilen kullanılır. Polivinil klorür kullanılmaz. Polimerin kısa gösterim PVC şeklinde olur. Cevabımız C seçeneği İyi gelir. Gıda sektöründe saklama kabı olarak su şişelerinin malzemesi terafitalik mono monoetilen glikolü yani poli etilen terafitalat dediğimiz yapıdır. Doğru cevap B seçeneği İyi olur. Hangilerin yapısında halojen atomu bulunur? Halojen dediğimiz 7A grubu. Polivinil klor de klor. Polietilen de herhangi bir halojen yok. Teflonda ise flor atomu vardır. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevap D seçeneği gelir. Olumlu özellikleri verilmiş. Fiziksel e, tablonun olması için hangileri yer değiştirme? Fiziksel ve kimyasal özelliklere karşı oldukça dirençli olmaları bunların olumlu özelliğidir. Birçoğu geri dönüştürülebilir, e, birçoğu geri dönüştürülebilir olması yine bunun olumlu özelliklerinden bir tanesidir. Doğada parçalanmasının zor olması olumsuz işlenebilmesinin kolay olması olumlu özelliktir. Yakılma sonucu toksik gazların oluşması olumsuz özelliktir. 3 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekir. Cevabımız B seçeneği olur. Evet 3. kavrama testimizde bu şekilde ilişkili kozmetik malzemeler ve ilaçlar var. O tekrar görüşmek üzere.